Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı nohut yemeği tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hızlıca tarifimize başlayalım. Öncelikle genişçe bir kabın içerisine aldığımız 2 su bardağı nohuta üzerine geçecek kadar su ilave edelim. Nohutlarımızın daha çabuk pişmesi ve yumuşaması için bu şekilde bir gece bekletelim. Bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. 2 adet yeşil biberi de yine yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Ardından tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı da tereyağını alalım. Tereyağı eridikten sonra soğanını ilave edelim ve soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Daha sonra yeşil biberi de ilave edip kavurmaya devam edelim. Yeşil biberin yanına dilerseniz bir tane kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Ardından 200 gram kadar kıymayı da tencereye ekleyelim ve kıyma kavruluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Bu yemeği isterseniz sade, isterseniz kuşbaşı etle de hazırlayabilirsiniz. Kıyma kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiberi tencereye ekleyelim. 1-2 dakika karıştırarak tekrar kavuralım. Salçayı da kıyma ile kavurduktan sonra suyunu süzdüğümüz nohutu ilave ederek birkaç dakika kavuralım. Eğer dondurucunuzda hazırda haşlanmış nohutunuz varsa onunla daha kısa sürede bu yemeği hazırlayabilirsiniz. Son olarak 5 su bardağı kadar sıcak suyu ilave edelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını aralıklı olacak şekilde kapatıp nohutlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Küçük bir not, bu yemeği aynı şekilde düdüklü tencerede çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Nohutun cinsine göre veya önceden suda bekletip bekletmediğinize göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Eğer düdüklü tencere kullanırsanız ortalama 40 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Nohutlarımız tamamen yumuşadığında yemeğimiz pişmiş demektir. Ocaktan alıp birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Hem hazırlaması kolay, hem lezzetli, hem de çok doyurucu bir yemek tarifi. Yanında pirinç pilavı, cacık veya turşu ile enfes olacaktır. Umarım tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.